Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın başında sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde hayatlarını kaybeden, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, barış içerisinde yaşamasına olan inancımızı ve kararlılığımızı da ifade ediyoruz. Ve elbette bunun yanında Kurtuluş Savaşı kahramanı, Lozan'ın mimarı, Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokmayan büyük siyasetçi, İkinci Genel Başkanımız ve İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü de saygıyla ve rahmetle anıyorum. Evet, 2024 yılı bütçesini ve 2022 yılı kesin hesabını konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, bütçe sırası içerisinde konuşmam kapsamında yaptığım konuşmada kullandığım tüm veriler kamunun verileri olacaktır. Kamunun verisinden ayrılacaksam nedenini ve kaynağını göstereceğim. Dolayısıyla bu konuşma bilimsel ölçütler içerisinde ve denetlemeye açık bir konuşma olacaktır. Evet, 2023 yılının Aralık ayının son haftası içerisinde AKP'nin 22. bütçesini konuşuyoruz. Atatürk bu ülkeyi 15 yıl süreyle yönetti. O halde başlangıçta belirtelim ki bu 22 yıl yapamadığınız şeyler için mazeret üretemeyeceğiniz, bir muhalefet partisi gibi konuşamayacağınız, gelecek zaman cümleleri kuramayacağınız büyük bir süreyi ifade ediyor. Başka bir de işte biz biliyoruz ki bugüne kadar ne yaptıysanız bundan sonra da aynısını yapacaksınız. Bu bağlamda AKP dönemine ilişkin sağlıklı bir muhasebe yapma olanağımız ve sorumluluğumuz var. Bütçe görüşmelerinin başladığı 11 Aralık 2023 gününden bu yana sevgili Cevdet Yılmaz'ı saatler boyunca uzun uzun dinledik. Şimdi söylenenleri açık ve analitik bir şekilde karşılama, gerçekleri ortaya koyma zamanı. Başlayalım. Evet, sık sık büyüme rakamlarından bahsediyorsunuz. Ekonomik analize fırsat vermeyen bir yalnızlık içinde anlatıp duruyorsunuz. Size göre artan jeopolitik risklere, dünyada gelişen iktisadi krizlere, darbe girişiminin hala süren etkilerine rağmen AKP bir büyüme efsanesi yaratmış. Bakalım veriler bunu teyit ediyor mu? Türkiye zincirlenmiş hacim endeksine göre 1923-2023 döneminde %5.4 büyümüş ortalama. Dönemsel bazda en yüksek büyüme oranı 1923-1929 arasında ve %7.3 olarak gerçekleşmiş. Daha sonra düşünelim, 1929'daki büyük ekonomik buhran, İkinci Dünya Savaşı, petrol krizi, koalisyonlar, askeri darbeler, kapitalizmin birikim krizleri, bütün bunların hepsini toplayın, Cumhuriyet dönemi boyunca %5'in üzerinde bir büyüme temposu ortaya koyabilen bir ekonomiden söz ediyoruz. Peki siz ne yapmışsınız? 2003-2008 döneminde %6.21 büyümüşsünüz. 2009-2023 dönemi büyümeniz, Cumhuriyet dönemi toplam büyümesinin gerisinde %5.15. Demek ki ortada Türkiye'nin tarihsel büyüme oranını yakalayabilen bir büyüme temponuz yok. Övünülebilecek bir şey yok. Peki ilave edelim, acaba bu büyüme bir kalkınma çağırabiliyor mu? Büyümenin kalkınmaya dönüşüp dönüşemediğini iki rakamdan bakarız. Bir, acaba kişi başına gelir nasıl çerçevelenmiş? Yetmez, bölüşüm ilişkilerine odaklanmanız lazım. O halde Gini katsayısına bakmamız lazım. Türkiye'nin 2008 yılı kişi başına gayri safi yurt içi hasılası 11.018 dolar. 2022 için bu rakam 10.659 dolar olarak gerçekleşmiş. 2023'te de 12.415 dolar olacak. Demek ki kişi başına gelirde siz en azından 15 yıldır yerinizde sayıyorsunuz. Peki bölüşüme baktığımızda ne görüyoruz? Bunun için biraz daha derin bir analize ihtiyaç var. TÜİK'in gelir dağılımı istatistiklerine göre değerli arkadaşlar,
en yüksek gelire sahip %20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay önceki yıla göre de 1.3 puan artarak %48'e çıkmış. Buna karşılık en düşük %20 ancak %6 alabilmiş. Başka bir deyişle iktidarınız ve yandaşlarınız hızla zenginleşirken bal tutan parmağını yalarken vatandaş avucunu yalamaya devam etmiş. Diyoruz ya, hep söylüyorsunuz, yaparsa AKP yapar. Peki yoksulluğun ve işsizliğin birlikte ölçüldüğü 157 ülkenin yer aldığı sefalet endeksinde yeriniz ne? Türkiye'yi sefalet endeksinde dünyada ilk 10'a soktunuz. Önünüzde Zimbabwe, Suriye, Sudan, Yemen gibi ülkeler var. Burada grup başkan vekilleriniz var, yöneticileriniz var. Harika bir şey buldular. Dış güçler kardeşim bunlar. Bakın, sefalet endeksinin nasıl hesaplandığı sitelerine girerseniz bilimsel olarak orada yazıyor. Danışmanlarınız var. Elinizin altında bir bürokrasi var. Hesap edin. Deyin ki bunlar yalan söylüyorlar ya. Türkiye asla orada noktada değil. Niye buna kalkışamıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü gerçeğin ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacaktınız. En sefil 10 ülkesinden birisi yaptınız. Yaparsa AKP yapar. Bu utanç da sizin. Evet. Bütçeden yapılan faiz ödemeleri. Değerli arkadaşlar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan burada bir konuşma yaptı. Ve tıpkı babası rahmetli Erbakan gibi faize ayrılan miktarları eleştirdi. Bunun bakanlık bütçeleriyle oranlarını da ortaya koydu. Ama anlayamadığımız bir şekilde bu konuşmayı yaptıktan sonra bütçeye olumlu oy vereceğini söyledi. Bakın ben biraz açayım size. 21 yıllık iktidarınız var ya, 22. bütçemiz diye övünüyorsunuz. Burada iç ve dış faiz bu lobilerine 21 yılda 2 trilyon 189 milyar TL para ödediniz. Bu 2017'ye kadar her yıl ortalama 50 milyar diye gidiyordu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra canavarlaştı bu rakamlar. 2018'de 74 milyar. 2019'da bir yılda 100 milyar. 2020'de 134 milyar. 2021'de 181 milyar. 22'de 311 milyar TL. Bu sene ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu senenin bütçesi ne kadar faize gidiyor? Tam 632 milyar TL'yi faize veriyorsunuz. Gelin bir de bunu dolar cinsinden ifade edelim. Son 21 yılda faiz lobilerine 559 milyar dolar ödediniz. Bu sizden evvelki hükümetlerin toplam ödediği faizin 2 katı. Bu ne demek biliyor musunuz? İktidarınızda her yıl 27 milyar dolar, her ay 2.2 milyar dolar, her gün 73 milyon dolar, her saat 3 milyon dolardan fazla faizi milletin kesesinden aldınız, iç ve dış faiz lobilerinin kesesine attınız. Dedik ya, 2023 yılında ödenen faiz 623 milyar TL. Bakın, bakanlık bütçelerinden size örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı 86 milyonun sağlığını temin ediyor değil mi? Bunun yarısını tutamıyor. 311 milyar. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi koruyoruz. Faiz ödemelerinin 1/3 kadar ancak bütçe alabiliyor. 213 milyar TL. Çökerttiğiniz tarıma verdiğiniz bütçe 152 milyar lira. Yani sağlık, milli savunma ve tarım bütçelerinin toplamını toplayın ancak faiz bütçesi ediyor. Görülüyor ki faiz nas söylemler arasında Türkiye'yi iç ve dış borç faiz lobilerine çalışan bir ülke haline getirmişsiniz. Türkiye'yi bu uçuruma sürükleyen zihniyetin herhangi bir mazereti olamaz. Ben şimdi buradan Sayın Fatih Erbakan'a sesleneyim. Faizi eleştirmenizi olumlu buluyoruz. Sizinle buraya kadar paraleliz. Ancak bu kadar eleştiriden sonra bu bütçeye evet diyeceğim derseniz size rahmetli babanızın hem faiz konusunda hem de AKP konusunda söylediklerini hatırlatmak isterim. Bunu da söyleyeyim. Bir de yatırımdan bahsediyorsunuz. 21 yılda ne kadar yatırım yapmışsınız? Ben bu yatırımların yapılmadığını düşünüyorum da birazdan söyleyeceğim bunu. İfade ettiğiniz rakam 540 milyar dolar. Faize ne kadar para ödemiştiniz? 559 milyar dolar.
Demek ki siz 21 yılda yatırımdan çok daha yüksek parayı faize vermişsiniz. Peki bir de bütçe gelirlerine bakalım. Arkadaşlar siz 21 yılda toplam 13,5 trilyon TL vergi topladınız. Bunun ortalama dolar kuru üzerinden hesapladığınızda dolar cinsinden ifadesi 3 trilyon dolardır. Bunun üzerine 64 milyar dolar özelleştirmeyi, 500 milyar dolarda kullandığınız borcu eklediğinizde ne görüyorsunuz? 3,5 trilyon dolar gelir kullanmış AKP. Peki bunun ne kadarını yatırıma çevirdiniz? Bir daha söyleyelim. 540 milyar doları. Yani gelirinin yalnızca 1/7'ini yatırıma çevirebilen bir AKP'den bahsediyoruz. Dikkat edin, bu kaynağın tamamı yatırıma dönüştü demiyorum. Çünkü kamu ihale kanununu kaç kere değiştirdiğinizi siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu kamu ihalelerinden elde ettiğiniz rantla siyaseti nasıl finanse ettiğinizi, medyayı nasıl dizayn ettiğinizi artık sağır sultanlar duydu. Elbette 22 yılda kitabına uydurma konusunda da epey mesafe kaydettiniz. Bakın ben size bir kitabına uydurma öyküsü anlatayım. Şurada Sıhhiye'de birkaç kilometre ötede Ankara Adalet Sarayı var. Yepyeni bir bina, sapasağlam bir bina. Adalet Bakanlığı'nın toplam bütçesi de 88 milyar TL. Siz o binayı arkasındaki uygun alana genişlemeyi planlamak yerine yıkmak ve yeniden yapmayı hedefliyorsunuz. Çünkü yıktığınızın yerine rant üreteceksiniz, yeniden yaparken de başka bir rant üreteceksiniz. Açık ihale mi yaptınız burayı? Yo, açık ihale yapmadınız. Ne yaptınız? Pazarlık usulü. 3 tane firma kıyasıya çalışmış, çarpışmış, kıyasıya rekabet etmiş. Kimmiş bunlar? Birisi Kalyon, birisi Limak, öbürü de Renesans. Tanıdık geldi mi arkadaşlar? Bu 3 firma aralarında kıyasıya çarpışmışlar ve Renesans 24 milyar liraya burayı almış. Yani bir tek Adalet binası Adalet Bakanlığı bütçesinin %27'sini yutmuş. Ben şimdi söylüyorum. Bu 3 firmadan başka buranın ihalesine girecek ve o binayı yapabilecek firma yok mu Türkiye'de? Acaba bunu pazarlık usulüyle değil de açık ihaleyle yapsaydınız kamunun ne kadar kaynağını esirgemiş olurdunuz? Yapmazsa AKP yapmaz. Her zaman yaparsa yapar demiyoruz. Bazen yapmazsa da yalnızca AKP yapmaz diyoruz. Çünkü siz bu kaynakları siyasetin finansmanına kullanıyorsunuz. Gelelim dış ticaret açığı. Çok büyük ihracat kahramanlıkları, efsaneleri dinledik. Deşifre etmeye devam edelim. Arkadaşlar madde madde söyleyeceğim, çok açık. 21 yılda dış ticaret fazlası verdiğiniz bir tek yıl yoktur. 21 yılda verdiğiniz dış ticaret açığının toplamı 1.3 trilyon dolardır. İhracatın ithalatı karşılama oranı döneminizin başında %68 iken bugün %70'tir. Peki siz bunu nasıl bir ortamda sağladınız biliyor musunuz? Türk lirasının değer kaybında dünya rekoru kırdığı bir dönemde yaptınız. Sadece Arjantin pesosuyla yarışabiliyor bu memleket. Onun dışındaki bütün para birimlerini çoktan geride bırakmış. Savaş içerisinde olan Rusya'nın para birimine karşı Türk lirası %55, Ukrayna'nın para birimine karşı %4 değer kaybetmiş. Peki devalüasyon ne yapar? İhracatınızı ucuzlatır ve rekabet gücünüzü artırır, ithalatınızı pahalılaştırır. İşte siz böylesine büyük bir devalüasyon ortamında, yani 3 yılda doları 8 liradan 30 liraya çıkartabildiğiniz bir dönemde dış ticaret açığını yılda 100 milyar dolara çıkartabilmiş bir hükümetsiniz. Ne kadar övünseniz azdır, bunu da ancak yaparsa AKP yapar. Peki özelliği ne üretiminizin? Çünkü ihracatınız ithalatı çağırmak zorunda. Türkiye'nin ara malı ve yatırım malı sektörlerini mahvettiğiniz için her birim üretim ve ihracat için mutlaka ithalat yapma zorunluluğunuz var. Dolayısıyla bu yöntemle üstelik de yüksek teknolojiyle ulaşmamış bir üretim biçimiyle dış ticaret açığını kapatabilmeniz mümkün değil. Peki bu üretim ya da ihracat acaba istihdam çağırıyor mu? Arkadaşlar Türkiye'nin geniş tanımlı işsizlik oranlarına göre memleketin işsizliği %21'i bulmuş.
İşsiz vatandaşlarımızın sayısı 8 milyon 143 bin. Şimdi arkadaşlarımız söylediler. Kısaca özetleyelim. İlk 10 ekonomi arasına girecektiniz 2023'te. İlk 20'de zor tutunuyorsunuz. 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasıla hedeflemiştiniz. Yarısını bulamadınız. Kişi başına 25 bin dolar gelir vaat ediyordunuz. Yarısı gene gerçekleşmedi. 500 milyar dolar ihracatın bir kere daha söyleyelim yarısı olmadı. İşsizliği %5'e indirecektiniz. Dar tanımlı %10, geniş tanımlı %20. Demek ki hepsinde iki katı bir bozulma var. Enflasyon hariç. Enflasyonu %5'e indirecektiniz. Şimdi enflasyon %65. Valla bir tane gerçekleşme var. Onu da bütçe görüşmeleri sırasında İzmir milletvekilimiz Sevda arkadaşımız söyledi. Bu tabloda tek gerçekleşme var. Memleket 2023'e girdi. Ama böyle girdi işte. Peki uluslararası ortam size nasıl bakıyor? Standard & Poor's, Fitch, Moody. Size diyorlar ki bunlar yatırım yapılabilir düzeyin 5 ya da 6 kademe altındasınız. Ekonomik durumunuz çok spekülatif ve yatırım yapılamaz. Dış güçler değil mi arkadaşlar? Son derece güzel. Dış güçler deyin geçin. Yani bundan evvel size söylediğim ekonomik karnenizle konunun hiç alakası yok. Eskiden sizi başarılı bulan Standard & Poor's şimdi diyor ki çok spekülatif yatırım yapılabilir düzeyin 6 kademe altında. Bunun gerçeklerini araştırmak ve nasıl düzeltebiliriz demek yerine şeyi de J yaparak dış güçler deyin ve kurtulun. Ama memleket kurtulamıyor, sorun işte burada. Durum ciddidir. Sorumlulukla değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlar aslında her şey gözümüzün önünde oldu. Her türlü ikaza kulak tıkayan, uzmanlığı dışlayan, benzerleri açık ya da gizli biçimde demokrasi dışı usullerle yönetilen eski Sovyetik ülkelerde görülebilecek inat tutumlarıyla inşa ettiniz burayı ve memleketi uçurumun eşiğine getirdiniz. Son 4 yıl içerisinde 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 tane de Maliye Bakanı değiştirdiniz. Bahse girerim adlarını bile hatırlamıyorsunuzdur. Ben hatırlatayım. Mesela Murat Çetinkaya, Murat Uysal, hatırlıyor musunuz bunları? Merkez Bankası Başkanlarınızdı. Bir gece görevden alındılar. Sözümü dinlemedi dedi Erdoğan. Naci Abal. Sonra bir de Hafize Gaye Erkan var. Hani İstanbul'da kiralık ev bulamadığı için annesinin evine yerleşen ama birkaç yıl evvel de Bodrum'da 1.3 milyon euroya denize sıfır yazlık aldığı anlaşılan Hafize Gaye Erkan. Maliye Bakanlarınız bir damat vardı, hatırlıyor musunuz? O damat nerede? Çoktandır görünmüyor. Nerede o damat? Ne diyordu? Kuru baskılamak için arkadan 128 milyar doları sattı. Yandaşlarını zengin etti. Kuru tutamayınca dolardan size ne, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz dedi. Yarattığı felaketin ardında da at izi it izine karıştı diyerek istifa mı etti yoksa affını mı istedi çok belli olmadı. 10 Kasım 2020'den beri yok. O yok, o keyfine bakıyordur bir yerlerde. Ama yarattığı tablo her gün vatandaşın mutfağını, cebini yakmaya devam ediyor. Arkasından kimler geldi? Lütfi Elvan geldi. Onu da bir grup toplantısında faizin nasıl kötü bir şey ve nasıl indirilmesi gerektiği konusunda Erdoğan'ın iktisat bilimine aykırı konuşmalarını alkışlamadığı için görevden aldınız. Ve yerine arkasından Mehmet Şimşek geldi. Şimdi Mehmet Şimşek şunu söyledi. İrrasyonel politikalardan vazgeçeceğiz dedi. Arkadaşlar hukukta mefhumu muhalifi denilen bir şey vardır. Yani tersinden okuma. Mehmet Şimşek size diyor ki hepinize benden evvel irrasyonel politikalar izlediniz diyor. Erdoğan'a söylüyor en fazla. Maliye Bakanlarına söylüyor. Biriniz çıkıp ya sen ne diyorsun diyemediniz. Sebep ne biliyor musunuz? Çünkü sükut ikrardan geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Nurettin Nebati nerelerde bilmiyorum. İzliyor mu acaba bütçe konuşmalarını? Yaptığı uygulamalar çerçevesinde memleketi bir kuru korumalı mevduat hesabı bataklığına sürükledi. Rakam vereceğim arkadaşlar, rakam. Bakın başka bir ülkede bunu söylediğimiz zaman yer yerinden oynar. Kur korumalı mevduata 600 milyar TL gömdünüz. 600 milyar TL. Peki 21 Şubat tarihinde 11 ili yıkan, 1 milyona yakın bağımsız bölümü yerle bir eden depremin konut hasarı ne kadar?
Söylüyorum ya, sizin verilerinizi kullanıyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı diyor ki 1.6 trilyon TL. Yani siz deprem zararının %40'ını yalnızca kur korumalı mevduatla verdiniz. Birincisi doğal afet, ikincisi AKP. Arada böyle bir fark var işte. Evet, yaparsa AKP yapar diyoruz. Ekonomide Türkiye modeli diye sattığınız hayal, dış ticaret açığını ve işsizliği füze gibi fırlattı. Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar derin bir yoksulluk gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Gelir dağılımı öylesine arttı ki, birileri lüks konutlardan onlarca satın alırken, yoksullardan bahsetmiyoruz, orta sınıf, beyaz yakalılar artık ev kiralarını ödeyemez hale geldiler. İnsanlar arabalarını, ikinci el arabalarını yeni arabalarla değiştiremiyorlar. Gençler yeni araba alamıyorlar. Bakın arkadaşlar, eski Türkiye diye tanımladığınız bir dönem var. Orada herkes için eşit olduğundan kuşku duymadığımız bazı işler vardı. Her şeyi çok güzel değildi ama eşitlik konusunda kuşku duymadığımız işler vardı. İzninizle anlaşılır olabilmesi bakımından kendi yaşamımdan bazı örneklerle burayı açacağım. ÖSYM sınavına girdik. Hepiniz girmişsinizdir. Arkadaşlar, memlekette ÖSYM'nin sınavının adil olması, eşit olması, fırsat eşitliğini bir tarafa bırakırsak konusunda bir tereddüt var mıydı? Çalışan geçebilirdi. Ne oldu sonra? Sonra baktık ki ÖSYM'nin de her kurumunda soruları şakır şakır çalınmış. Sakın başkalarına suç atmaya çalışmayın. Çalanlar olsa olsa koalisyon ortaklarınızdır. Dolayısıyla dönem sizin döneminizdir. Bir kere ÖSYM'yi güvenilmez bir kurum haline getirdiniz. Sonra ya zenginlerin çocukları Türkiye'de buna rağmen üniversite kazanamıyorlar. Gidiyorlar yurt dışına. İşlerinde bazı milletvekillerinizin de yurt dışında üniversiteleri var. O üniversitelerde bir yıl okuyorlar. Sonra bu tarafa tak diye yatağa geçişte gelip garibanın çocuğunun önüne geçip üniversiteyi bitiriveriyorlar. İşte bu kurduğunuz düzendir, dönemdir. Peki ben kendi hayatımdan örnek vereceğim dedim ya. Ben bir memur babanın 3 çocuğundan bir tanesiyim. Girdik hakkımızda üniversite sınavını kazandık. Üçümüz aynı anda bir memur babanın maaşıyla üniversite okuduk. Memlekette yurtlar vardı. Sizin gibi yurt yetiştirmeme sorunu yoktu. Hepimiz yurtta kaldık. Memleket burs alıyordu. Bursumuzu aldık. Hepimiz burslarla beraber üniversitemizi bitirdik. Geldim. 4 ay Eti Mesut'ta Asteğmenlik eğitimi aldım. Sonra kura çektim, Şanlıurfa'ya gittim. Bir yılda Urfa'da askerlik yaptım. O sınırda koruyamayacağımız ne kadar yer varsa, bugün laf edilen ne kadar yer varsa, oraların tamamında 16 ay askerlik yaptım. Yani siz ve mahtumlarınız gibi bedelli askerlikler yapmadık. Instagram fotoğrafları çektirmedik. 16 ay bu memleketi koruduk. Atatürk milliyetçiliğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partililerinin kimse sorgulamaya kalkmasın. Haddine değildir. Geldik askerlikten. Dediler ki Toprak Mahsul Örfisi sınav açmış. Gittik. Sınava girdik, kazandık. Vallahi kazandığımıza göre demek ki torpil yoktu arkadaşlar. Çalıştık, çalışmaya başladık. Bir yıl içerisinde 10 yaşında bir araba aldım. Bunu yapabiliyorduk. 4-5 yıl içerisinde de krediyle bir ev alabildim. Ben gariban bir memur babanın çocuğuyum. Ve bir mühendis, genç bir mühendis maaşıyla bunları yapabildim. Şimdi soruyorum. Bunları bu çocuklar yapabiliyor mu şu anda? Atanabilen var mı? İş bulabilen var mı? İş bulabiliyorsa bir yıl içinde araba alabilen, 5 yıl içerisinde ev alabilen var mı? Türkiye'yi bu hale getirdiniz. Türkiye'yi öyle bir finans kapital merkezi haline getirdiniz ki insanlar artık en temel ihtiyaçlarının lüks olduğu bir yoksulluk içerisinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Ha, şimdi kendi çocuklarınızı düşünüyorsunuzdur ve hiç de öyle değil diye bakıyorsunuzdur. Arkadaşlar, milletin çocuğu bizimkiler, sizinkiler gibi zeki değil ki. Sizinkiler bitirir bitirmez okulu şirket kuruyorlar, gemi satın alıyorlar, zengin oluyorlar. Ama bizimkiler öyle değil. Bizimkiler hayatları boyunca çalışıyorlar. Arada böyle bir fark var. İşte belki eski olanla yeni olanın da farkı böyle bir şeydir. Siz bir şey yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz canım. Gençliğini ve geleceğini çaldığınız çocuklara geçen ay içerisinde kanun çıkarttınız. 150 bin TL evlilik yardımı yapıyorsunuz. 150 bin TL ile çocuk ev kiralayacak, ev eşyası alacak, hayatını kuracak, öyle mi?
Vallahi asistanıma dedim ki Ankara'daki şu evlendirme için kullanılan düğünlerin yapıldığı yerlerin bir fiyatlarını bakın. 150 bin TL'ye bir gecelik düğün yapabilme taahhüdü veren bir tane düğün organizasyonu yok. Memleketi getirdiğiniz yer işte burasıdır. Biraz da bitirirken yerli millilik efsaneliğinize ve anti-emperyalist olma efsanenize ilişkin bir şey söylüyorum. Efsane diyorum çünkü efsane. Bakın Duyun-u Umumiye'yi bilirsiniz değil mi? Osmanlı borçlarına karşılık memleketin varlıkları onlara teslim edilmişti. Bu Duyun-u Umumiye'ye tütün inhisarı da verilmişti. Yani tekelin bütün gelirleri, tütünün bütün gelirleri Fransız reji idaresine aktarılıyordu. Onlarla kolcular arasındaki savaşlarda, kolcularla köylüler arasındaki savaşlarda Anadolu'da on binlerce insan öldü. Sonra Atatürk 1925'te tekeli satın aldı, 4 milyon liraya devletleştirdi. Ne oldu bu memlekette bu tekelle? Yüz binlerce üretici tütün ekti. Memleketin fabrikaları sayayım. Adana, İstanbul, İzmir, Samsun, Malatya, Bitlis, Tokat. Buralarda fabrikalarımız vardı. On binlerce işçi çalışıyordu. Buralarda sigaralar üretiliyordu. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Samsun vardı, Maltepe vardı, Bafra vardı, Tokat vardı, Tekeli Kibin vardı, Yenice vardı, Harman vardı, birinci vardı, ikinci vardı. Ne yaptınız? Tekeli siz British American Tobacco'ya 1.7 milyar dolara sattınız. Yani bizim tekelimiz ortadan kalktı. Çok uluslu şirketin İngiliz Amerikalısı 1.7 milyar dolara tekeli bütün fabrikalarıyla beraber satın aldı. Sonra o fabrikaların tamamı kapatıldı. Türkiye'de artık yerli tütün gerçekten son derece az bir üretime sahip olabildi. Neredeyse yerli tütün üretilmiyor. Fabrikalardaki işçiler işlerini kaybettiler. Bir tane markamız kalmadı. Peki siz ne yapıyorsunuz şimdi? Marlboro, Camel, Davidoff, Dunhill, Parliament içiyorsunuz elhamdülillah. İşte sizin yerliliğiniz de budur. İşte sizin milliliğiniz de budur. Peki tekeli kaça sattınız? Kaça? 1.7 milyar dolara. 2023 yılı 632 milyar TL faiz ödemişsiniz. Onun %8'ine karşılık geliyor. Yani tekeli 2023 yılı faiz parasının 29 günlük değerine peşkeş çekmişsiniz. Şimdi bizim olan tekel İngiliz'in, Amerikanlı'nın. İşte yerliliğiniz ve milliliğiniz bu kadardır. Aynı işi şeker fabrikalarına yapmak istiyorsunuz. Pancar çiftçisi pancar eker, onu nakliyeci fabrikaya getirir. Türkiye'nin 25 şeker fabrikasında pancar şekeri üretiriz. Oradan da tüketici hem sağlıklı hem de ucuz şekere ulaşır. Siz Kargil'in nişasta bazlı şekerine alan açmak için Türkiye'nin şeker fabrikalarını onların hazırladığı raporlarla şakır şakır satıyorsunuz. Millisiniz ve yerlisiniz öyle mi? Diyorum ya, bunlara sizden başka kimse inanmıyor. Bunların hepsi efsane. Peki tarımı ne yaptınız? Bakın çok uzatmaya gerek yok. Yılda 5-6 milyar dolar açık veriyorsunuz. Buğday Ukrayna'dan, mısır Amerika'dan, soya Arjantin'den, çeltik Vietnam'dan, pamuk Yunanistan'dan, mercimek, nohut Kanada'dan, Hindistan'dan, et ürünleri Şili'den geliyor. Bu memlekette tarımın başladığı topraklarda tarımı çökerttiniz. İthalat olmazsa karnımızı doyuramayacak noktadayız. Ve bir de anti-emperyalist tutuma ilişkin bir şey söyleyeceğim. Anlatacak süreç şey çok da süre az. Bakın 1 Mart 2003'ü hatırlayalım burada. 1 Mart 2003'te buraya bir tezkere getirdiniz. Son zamanlarda getirdiğiniz tezkereler gibi. 100 bin Amerikan askeri Türkiye'ye konuşlanacak ve buradan Irak'a girip Irak'ta kimyasal silah arayacaktı. 2002 seçimlerinde yalnızca CHP ve AKP seçime girip meclise girebilmişti. Başka partiler yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu o tezkereyi reddetmek için yetmiyordu. Buradan gururla söyleyeyim ki AKP'de o dönem bakanlık yapanlardan bazıları, milletvekilliği yapanlardan bazıları bizimle beraber davrandılar ve tezkereye hayır oyu verdiler. Irak'ta katledilen 1 milyon Müslümanın kanına elimiz değmedi. O tezkereye hayır diyen bakanlarınızı, milletvekillerinizi daha sonra milletvekili bakan yapmadınız. Siyasetten uzaklaştırdınız. İşte sizin anti-emperyalist tutumunuz böyledir. Anti-emperyalizm konjonktürel bir şey olmaz.
Amerika emrettiği zaman başka türlü davranan adam konjonktürel olarak oralarda durabilir, memleketi kandırır. Başka bir işe yaramaz. Sayın Günaydın, lütfen tamamlayın. Peki buradan bir ders çıkarttınız mı? Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız diye yine emperyalizmin maşası haline gelerek, üzülerek bunu ifade ediyorum. Keşke bu cümleleri kullanamasaydım. Suriye'ye, Irak'a yapılan bütün operasyonlara destek verdiniz. Ne kaldı elinizde? Elinizde ne kaldı? 10 milyon mülteciden başka ne kaldı elinizde? Oralarda öldürülen masum insanlardan başka ne kaldı elinizde? Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? O 10 milyon mültecinin para karşılığı bakıcılığını yapıyorsunuz. Bu memleketi gerçekten bu hale düşürdünüz. Şimdi bu can bu bedende, bu fakir bu görevde oldukça diye başlayan nutuklarınız hep Türkiye'ye pahalıya patladı. 30 askerimizi şehit edenlerin kapısında beklediniz. Rahmetli Ecevit'in Clinton karşısında duruşuyla alay etmeye kalkarken Ecevit Erbakan ikilisinin Kıbrıs'ta yazdığı destanı görmezden geldiniz. Sayın Günaydın, lütfen son sözlerinizi alalım. Afyon'da afyon tarlalarına yazılan efsaneyi unuttunuz. Sonra size Beyaz Saray'dan beyzbol sopası gösterdiler. Gıkınızı çıkartamadınız. Sonra size zehir zemberek mektuplar yazdınız, cevap bile veremediniz. Hasan Bitmez arkadaşımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Hasan Bitmez konuşmasını Akif'ten bir dizeyle bitirmişti. Ben de aynısını bitireyim. Enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak kedi, Müslümanlık sizden evvel böyle zillet görmedi. Teşekkür ederim.